yazar olarak efendim bu noktada sizlerin de yine fikirleri var ve olayı akşam saatlerinde de yine sizlerle beraber değerlendirdik. Sizlerin düşünceleri nelerdir? Evet, hem Türk milletine geçmiş olsun böyle bir olay Türkiye'de olduğu için, hem de Rus halkına geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin uçak hadisesiyle Batı büyük bir sevinç içinde olmuştu. İşte bir Rusya-Türkiye savaşı çıkacak. Biz bundan 100 yıl öncesinde olduğu gibi bunun nimetlerini toplayacağız diye düşünmüştü. Bu menfur hadise de uçakla eşdeğer bir olaydır aslında. Çünkü sıradan bir olay değil. Türkiye'nin hakikaten saygınlığına gölge düşürecek. Başta turizmini etkileyecek. Yani hatırlayacak olursak Türkiye-Rusya arasında önemli turizm alanında beklentiler vardı. Bunlar hedef alınmıştır. Ama en önemlisi Türkiye-Rusya birlikteliğini hedef almış görünüyor. Yarınki toplantıda Moskova'da Batı'nın Orta Doğu'da Şii-Sünni savaşı çıkarmak istediği ve de bunu kısmen başardığı ortadayken, Rusya'nın sağ tarafına efendim Türkiye'yi, sol tarafına İran'ı alarak bu sorunu kökten çözeceği bir şey söz konusuydu. Yani Sünni dünyanın başına Türkiye'yi, Şii dünyanın başına Amerika'yı, İran'ı koyarak karşılıklı bir Şii-Sünni savaşı İslam dünyasını paramparça edecektir. Rusya hep ABD'nin bu oyununa karşı hareket eden bir ülke oldu. Keşke bu pozisyonda Türkiye olsaydı ama yine de Türkiye'de bir Türk siyasetinde bir eksen kayması söz konusudur. Doğruya bir kayma başlamıştır. Hatalardan dönme, yanlışlardan vazgeçme fiili olarak ortaya çıkınca da bu Türkiye'de böyle bir olay gerçekleştirilmiş oldu. Gerçekten de failin, teröristin hangi işaretleri vermesi, tekbir getirmesi vesaire, yani İslam dünyasında tekbirli bir sürü terörist vardı zaten, Müslüman kesiyorlardı. Türkiye'de de aynen bu şekilde olması ve bir diplomatın hedef alınması ne yazık ki bu şartlarda doğal bir şey. Ama olmamalıydı. Bundan sonrasına bakmak gerekir. Türkiye ve Rusya'nın böyle bir olayda aralarına bir soğukluk girmesinin, ilişkileri dondurmasının söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Bunun asıl sebebi nedir? Yani mesela Rusya eski Rusya olmuş olsaydı uçak hadisesinde dünya çok farklı bir şey beklerdi. Yine bu olayda da çok farklı şeyler beklenebilirdi. Ama Rusya-Türkiye yakınlaşmasında sebep Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modeli tezidir. Yani bir tez bu iki dünyayı birleştirdi. Bir tez bu iki dünyayı, bizim Batılılar bizi savaştırmak istiyor, biz asla savaşmayacağız ve birlikte dünyanın düzenini birlikte kuracağız aşamasına gelmesine sebep olan Sayın Baş'tır. O sebeple bundan sonra da hem Rusya'nın hem Türkiye'nin, özellikle Rusya'da sorun yok da Türkiye'nin, Profesör Doktor Haydar Başbey'in tezlerine dönmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'nin işini daha da kolaylaştıracaktır. Çok teşekkürler.